Teşekkürler Şerif Hocam, yine güzel tanıtımınız için. Herkese İstanbul'dan merhaba diyorum. Adım Abdullah Özel, Medipol Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Lisans, doktora ve uzmanlığımı Selçuk Üniversitesi'nde Profesör Doktor Hanife Atoğlu danışmanlığında tamamladım ve 4 yıldır da üniversitem bünyesinde görev yapmaktayım. Bugün sizlere genel hatlarıyla kürü tekniğinden ve prensiplerinden bahsedeceğim. Bu karantina sürecini verimli geçirebilmek adına ben de sizler gibi birçok webinarı takip ediyorum ve bu süreci bu şekilde değerlendiriyorum ki bu sayede kliniklerimize döndüğümüzde hastalarımıza en verimli ve en güzel tedaviyi uygulayabileceğimizi düşünüyorum. Tekrar Şerif Hocama ve Bone Factory ekibine bana kendi klinik tecrübemi sizlerle paylaşmama imkan sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Rektörlük ve üniversite binamız İstanbul Kavacık'ta yer almakta. Biz buraya afiliye olan Bağcılar'daki Medipol Mega Hastanesi'nde görev yapıyoruz. Bu fotoğrafta da ekip arkadaşlarımı görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere çok kalabalık bir ekibiz. Ekibimiz birçok iyi niyetli ve yetenekli insandan oluşuyor. Bölüm başkanımız Çağrı Delilbaşı ve dekanımız Sina Uçkan'la birlikte her gün üstüne koyarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz bu zor günlerde. Göreceğiniz vakalarda bu ekibin de büyük katkısı var. Onlara da yine emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu girişten sonra konumuza başlayabiliriz. İlk önce cevabını aramamız gereken soru şu. Neden alveoler greflemeye ihtiyaç duyarız? Neden bu soruyu sordum? Çünkü neden yaptığımızı bilmezsek doğru indikasyonu koyamayız. O yüzden başlangıç noktamız burası olmalı ki nereye gideceğimizi daha net kestirebilelim. Bildiğiniz üzere kemik yetersizlikleri günümüz implantolojisinde karşılaştığımız en zorlu durumlardandır. Bazı durumlarda şanslı oluruz ve normal çapta bir implantı direkt olduğu gibi yerleştirebiliriz. Ama çoğu zaman da kemik onarımına ihtiyaç duymaktayız. Şimdi bu durumları birlikte görelim. Gördüğünüz gibi bu vakalarda vertikal, horizontal hatta kombine defekler mevcut. Bu klinik durumlarda kemik onarımı için mutlaka ama mutlaka ileri cerrahi tedavilere ihtiyaç vardır. Eğer kemik onarımı yapmadan bir uygulama yaparsak bu vakalarda klinik olarak çeşitli komplikasyonlarla karşılaşabiliriz. Nedir bu komplikasyonlar? Hemen bir sonraki slaytımızda buna gösterelim. Öncelikle erken dönemde olanlarla başlamak istiyorum. Bunlara bir bakalım. Uzun klinik boyları, özellikle anteriorda gülüş hattının yukarıda olduğu durumlarda daha fazla olmak kaydıyla bize sıkıntı yaratıyor bunlar klinik olarak. Aynı durum yine posterior bölgede ise hasta etkin temizlik yapamayacağı için uzun dönemde kemik rezorpsiyonları ve yumuşak dokuda gerilemelere neden olacaktır. O yüzden her ne olursa olsun bu şekilde implant yerleşimlerinden mutlaka uzak durmalıyız ki uzun dönemde ve kısa dönemde bize bu tip sıkıntılar yaratmasın. Birazdan bahsedeceğim optimum şartlarda implantlarımızı yerleştirmezsek uzun dönemde sonuçlar yine bu vakalardan, bu gördüğünüz vakalardan öteye geçmeyecektir. Eğer bu sonuçları klinik olarak kimse yaşamak istemiyordur muhtemelen. Bu yüzden de bu dediğim, bahsedeceğim optimum şartlara mutlaka uymamız gerekiyor. Bu yüzden kemik bulduğumuz bölgeye her ne şartta olursa olsun implant yerleştirme felsefesinden mutlaka kaçınmalıyız. Bunun yerine mutlaka vakayı radyolojik ve klinik olarak iyi inceleyip optimum şartlarda implant uygulamak için neler yapabiliriz değerlendirmemiz gerekir. Şimdi bu optimum gereksinimler nelerdir? Bunlara tek tek bakalım. Literatür ışığında bu kurallara baktığımızda kristal kemiği ve interproksimal papil yüksekliğini korumak için minimum 1,5 mm implant komşu diş mesafesi gerekmektedir. 1,5 mm'nin altındaki yerleşimlerde interimplant kemik yüksekliğinde rezorpsiyonlar gözlenmeye başlayacaktır. Yine iki komşu implant arasındaki 3 mm'den az mesafeler komşu implantlar arasındaki kemik kayıplarını arttırmaktadır. Labial kemiğe baktığımızda ise 1.8 mm'lik minimum kemik miktarı implantımızın uzun yıllar stabil kalmasını sağlar. Bunun altındaki kemik kalınlıkları hem estetik klinik görünümü olumsuz etkileyecek hem de peri implant ise uygun zemin hazırlayacaktır. Her klinisyen başarı için mutlaka buna uygun, bu dediğim şartlara uygun implant yerleşimini yapmak zorundadır ki uzun dönemde ve kısa dönemde optimum başarıyı elde edebilelim.
Grafleme işte bu noktada bize hem cerrahi hem protetik olarak optimum 3 boyutlu implant yerleştirme imkanını sağlamaktadır. İmplant yapılacak bölgede eğer sınırlı kemik miktarımız varsa bu bölgeye uygun pozisyonda implant yerleştirmemiz mümkün olmayacaktır. Kısa dönemde vestibül kemikteki incelik nedeniyle estetik yine olumsuz etkilenecektir. Neden? Çünkü metal görünümü özellikle de ince diş eti fenotipi olan hasta gruplarımızda mutlaka sıkıntı yaratacaktır bu durumlarda. Uzun dönemde de implant çevresindeki kemikte rezorpsiyonlar görülecek. Periimplant ise daha ileriki dönemlerde de yine implant kaybına bu durum yol açacaktır. Bildiğiniz üzere literatürde birçok kemik augmentasyon yöntemi mevcuttur. Bu gördüğünüz yöntemleri ve birçok materyali denemiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki her seferinde uyguladığım ve her seferinde klinik olarak güzel sonuçları aldığım pürü tekniği oldu. Tabii ki bir başka klinisyen de farklı bir teknik için yine aynı şeyleri söyleyebilir. Fakat benim klinik pratiğimde, hasta grubumda ve benim işlemlerimde bu teknik gayet güzel çalıştı diyebilirim size. Peki neden %100 otojen kemiği tercih ediyorum? Hepimizin de bildiği üzere otojen kemik ideal graft materyalinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Nedir bunlar? Osteokondüksiyon yani yer tutucu özelliği, osteoindüksiyon, osteoprogenitör hücreleri yine o bölgeyi çekmesi, osteoblast farklılığını sağlaması, osteojeniste graftin kendindeki canlı hücrelerle kemik oluşumunu direkt sağlaması diyebiliriz. Fakat son zamanlarda diğer graft materyallerinde komplikasyonlar görülmesi nedeniyle ortaya çıkmış dördüncü bir maddede antijenite yani otojen graft kullandığımızda yabancı cisim reaksiyonunun oluşmaması. Doğal olarak da bunun bize sağladığı avantaj nedir? Graftin açılma riski önemli oranda düşmüş oluyor. Bu özellikler, bahsettiğim bu dört özellik otojen grafti en mükemmel ve güvenilir graftleme materyali yapmaktadır. Yani literatürde hepiniz biliyorsunuz klasik tabiriyle bu graftleme yöntemi otojen graft materyali ya da altın standart olarak hala kabul görmektedir. Augmentasyon yapanlar dinleyenler arasında vardır mutlaka, beni anlayacaklardır. Graft materyalini yerleştiririz ve stresli süreç o zaman başlar. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu yaptıysak, yani otojen dışı herhangi bir partikül koyduysak bölgeye, acaba erken dönemde burası açılacak mı? Uzun dönemde koyduğumuz bölgede stabilitesini koruyacak mı? 6 ay sonra açtığımızda rejenere bir kemikle karşılaşacak mıyız gibi birçok soru bizi beklemektedir. Peki o zaman materyal kullanmayalım, otojen bloğu direkt oraya koyalım. Bu kadar işleme ne gerek var? Birazdan bahsedeceğim kürü tekniğindeki birçok prosedüre ne gerek var? Hem otojen kullanmış oluruz hem de daha pratik olur diyebilirsiniz. Birazdan da bahsedeceğim. Otojen blok kullandığımızda da farklı klinik sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi nedir bu kürü tekniği? Ona bir bakalım kısaca. Bu şekilde bir horizontal direktimizin olduğunu düşünelim. Koyacağımız partiküle otojen kemiği koruyacak bir hacim oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de otojen ince bloklar kullanıyoruz. Öncelikle biyolojik ve rigid bir membran olarak görev yapacak ince otojen bloğumuzu defektin olduğu bölgeye koyuyoruz. Bunu alıcı sağdan bir miktar uzakta kalacak şekilde, ihtiyacımız olan bir uzaklıkta kalacak şekilde 1 veya 1,5 milimetre çapındaki vidalarla sabitliyoruz. Vida ne kadar ince olursa başarı şansımız ve başarılı bir rejenerasyon şansımız o kadar artıyor. Daha sonrasında oluşturduğumuz bu boşluğu fibroblast migrasyonunu engellemesi amacıyla sıkıca saf otojen partiküllerle dolduruyoruz. %100 otojen kullanıyoruz. Bana daha önceki webinarlarda da soru geldi. Şunu katsak olur mu, bunu katsak olur mu, allograft koyalım mı, xenograft koyalım mı? Kesinlikle hiçbir şeye gerek yok. Saf otojen koyabiliyoruz. Kürü tekniğinin de zaten mantalitesi bu. Başka hiçbir şeye gerek yok. Klinik gözlemim ne kadar sıkı ve bol miktarda bu partikülleri yerleştirirsek rejenerasyonda o oranda başarılı olmaktadır. Gelin bu aşamaları, bahsettiğim aşamaları hasta üzerinde de gösterelim. Vakamız posterior mandibulada horizontal bir defekt. Önceki slaytta da bahsettiğim gibi ince bloğu alıcı sahaya bukkale yerleştiriyoruz. İlk önce genelde posteriordaki vidayı fixlemekle başlıyorum. Bunun için
ilk önce bloğu pozisyonlandırıyoruz. Hem bloğu hem de alıcı sahayı aynı anda frezide deliyoruz. Ve bu pozisyonu bozmadan çok önemli. Çünkü sonrasında aynı açıyı yakalamak için çok uğraşmamız gerekebiliyor. Bloğu tutarken, vidalı frezledikten sonra bloğu tutarken hiç pozisyonu bozmadan vidayı aynı açıyla yerleştiriyoruz. Burası çok önemli klinik pratik olarak. Burada önemli olan bloğun kemiğe yaklaşması. Diğer bir önemli olan husus da bu. Şimdi siz vidayı sıktığınız zaman blok mutlaka kemiğe doğru gelmeye çalışacaktır. Sizin o boşluğu kemikle, orijinal kemikle yani alıcı sahayla koyduğunuz blok arasındaki mesafeyi mutlaka korumanız lazım ki otojen bloğu koyacağımız orada bir kutuyu, bir hacmi oluşturalım. İlk fiksasyondan sonra ikinci deliği açıyoruz ve vidayı yerleştiriyoruz. Genelde kısa boşluklarda bu yeterli oluyor, iki vida yeterli oluyor. Ama daha uzun boşluklarda ya da stabilitenin sağlanamadığını düşündüğünüz durumlarda üçüncü bir vidayı da yerleştirebilirsiniz. Daha sonrasında yine en önemli şeyi, aşaması sıkıca partikülleri yerleştirmemiz gerekiyor. Öyle sıkıca yerleştirmemiz gerekiyor ki yani koyduğunuz zaman, baktığınız zaman en sonunda sanki rejenere olmuş bir kemik şu anki resimde de gördüğünüz gibi gözünüzün önüne gelmeli. Bu aradan 4 ay geçtikten sonraki durumu, ilk dikkatinizi çekecek şey vida üstündeki rezorpsiyon. Bunun nedeni bloğu bir miktar kres seviyesinin üstünde bitirmem. Genelde her seferinde bu şekilde bitiriyorum. Vertikal augmentasyon gerekse de gerekmese de. Bu yüzden de kemik orijinal kres seviyesine remodel oluyor. Birazdan yine bahsedeceğim sonraki slaytlarda. Kontur dışı ve kontur içi defektlerde bahsedeceğim. Kontur dışı defekt olduğu zaman orijinal kemik seviyesine her zaman otojen kemik remodeli olur. Ve bunun sonucunda da genelde hep vidalarım ekspoze gibi gözüküyor. Yüksek bırakmamın nedeni olası remodelasyon sonrası görülen rezorpsiyon sonucu bukkale eğimli bir kemik elde etmek istememem. Yani dümdüz bir kret istiyorum remodeli olduktan sonra, rejenerasyon tamamlandıktan sonra. Eğer bir miktar aşağıda bitirirseniz ya da hizada bir bitirirseniz kemik bloğunu, eğimli bir kemik yüzeyi elde etmeniz kaçınılmaz oluyor. O yüzden bir miktar yüksek bırakıyorum. Remodeli olduğu zaman da genelde kres seviyesine geliyor ve düz bir yüzey elde etmiş oluyoruz implant yerleşimi için. Artık bu durumda normal çapta bir implantı yerleştirebiliriz. Gördüğünüz üzere işlemin mantalitesi çok basit. Bir hacim oluşturuyoruz ve bu hacmi otojen partikülle dolduruyoruz. Eğer bahsedeceğim kuralları uygularsanız, her seferinde otojen kemik kullandığımız için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu şekilde rejenere bir kemik elde edebilirsiniz. Ama dediğim gibi kurallar çok önemli. Birebir kurallara uymamız gerekiyor. Az önce uyguladığımız grafiği bir de tomografi üzerinde görelim. İnce blok alıcı sahaya vidalanmış, otojen partiküller sıkıca doldurulmuş ve verici sahada da alveolar sinüferi üzerinde konumlanmış verici sahada görülmekte. Şimdi vertikal augmentasyonda işler bir miktar değişiyor. Vertikal defektlerde iki tedavi yöntemimiz var farklı olarak. Bunda daha öncekinde horizontal defekte bukkale yerleştirdiğimiz bir blok yeterli oluyordu. Vertikalde dediğim gibi işler biraz değişiyor. İlk anlatacağım yöntemi ben genelde anteriorda uyguluyorum. Bu sefer iki bloğu hem bukkale hem de linguale yerleştiriyoruz. Daha sonrasında oluşturduğumuz bu kutuyu yine otojen partikülle sıkıca dolduruyoruz. Dediğim gibi ilk başta ilk bloğumuzu yerleştiriyoruz. Daha sonrasında partiküllerle dolduruyoruz. Ondan sonra da rejenere olmuş kemiğimizi 4 ay sonra görüyoruz bu şekilde. Diğer metotta ise bunu genelde posteriorda kullanıyorum. Vertikal augmentasyonlarda. Defektin üst kısmına elimizdeki bir bloğu yatay bir şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonrasında diğer bir bloğu vida ile bukkale yerleştiriyorum. Ve bloğu koyduğumuz vida ekseninde yukarı doğru çeviriyoruz. Yani bu gördüğünüz görseldeki kapı, spor arabanın kapısının açılma yönünde bloğumuzu yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve içini yine partikül grafte sıkıca dolduruyoruz. Daha sonrasında tekrardan kapağı kapatıyoruz ve vidalıyoruz o şekilde. Böylece bir kutu oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada sorulan genelde soru, lingualde bloğa gerek var mı yok mu?
Bugüne kadar yaptığım vakalarda Curie'nin de tekniği, önerdiği teknik bu. Lingual'de kesinlikle bir blok olmuyor. Parmak basıncıyla lingual flap'i tutuyorsunuz, partikülleri dolduruyorsunuz, bloğu kapatıyorsunuz. Daha sonrasında eğer iyi bir şekilde kapatırsanız, süre ederseniz burayı, açılma olmazsa 4 ay sonra karşılaşacağınız sonuç, birazdan göstereceğim aynı vakada, gayet tatmin edici oluyor. Horizontal ve vertikal defekt, az önce gösterdiğim örnek vakaydı bu. İnce ve bıçak sırtı bir kret mevcut. Bildiğiniz gibi mandibula posterior rejenerasyonun güç olduğu bölgelerdendir. Özellikle de bıçak sırtı bir kret varsa. Bu zorluğa ek olarak vertikal augmentasyonu da uygulamamız gerekiyor vakada. Bu da zorluğu bir kat daha arttırıyor açıkçası. Tekniği açıklarken de bahsettiğim gibi Ramus'tan aldığımız bloğu ikiye bölüyoruz. Ve bu bloklardan bir tanesini defektin üstüne gelecek şekilde, diğerini de bukkale yerleştiriyoruz. Ve partiküllerimizi bu şekilde sıkıca yerleştiriyoruz. Oluşturduğumuz bu kutuyu az önce tarif ettiğim gibi mutlaka sıkıca doldurmamız gerekiyor. Bu tekniğin belki de en önemli gereksinimi bu. Ve böylece işlemimiz bitmiş oluyor. 4 ay sonraki rejenerasyonu tamamlanmış kreti görebiliyoruz burada. Klinik olarak kabul edilebilir sonuç elde etmişiz. Aynı rejenere kretin üstten görünümü. Zor bir bölge, vertikal augmentasyon ama kabul edilebilir. 4 ay sonra bile kabul edilebilir klinik sonuçlar elde etmişiz. Normal çapta implantların yerleşimi için gayet elverişli bir alanımız var. Defektin ve rejenere kemiğin karşılaştırmalı olarak lateralden görünümü, vertikal olarak da istediğimiz sonuca ulaşmışız ve artık implantlarımızı yerleştirebiliriz. Vidaları aldıktan sonra iki normal çaplı implantı yerleştiriyoruz ve 3 ay kadar daha osteointegrasyon için bekliyoruz. Ben genelde rejenerasyon için 4 ay bekliyorum ama okuduğum kadarıyla Curie 3,5 ayın yeterli olduğunu düşünüyor. Ben kendimden 2 hafta koyup toplamda 4 ay bekliyorum. 3,5 ve 4 ayı karşılaştırdığım zaman 4. ay bana kendi vakalarım üstünde daha uygun gibi geliyor. Ama siz istiyorsanız 3,5 ay sonra da graft bölgesini açabilirsiniz. Kısaca Curie tekniği buydu. Şimdi bu tekniğin arkasındaki temellere bakacağız biraz literatür ışığında. Biraz literatür anlatacağım bundan sonra. Neden Ramus'tan elde ettiğimiz bütün haldeki blok kemiği direkt olarak, az önce de sormuştum bu soruyu, onlay olarak uygulamıyoruz? Çünkü bu kemik vaskülerizasyona dirençli bir yapıya sahip. Çok rigid bir kemik. Aldıysanız Ramus kemiğinde bunu gözlemlemişsinizdir. O zaman onlay olarak ilyak grep kullanalım diyebilirsiniz. Madem diğeri rigid, daha spongyoz yapıya sahip ilyak grep kullanalım diyebilirsiniz. İlyak tercih etmememin nedeni de bu kemiğin çok çabuk rezorpsiyona uğraması. Hatta erken dönemde fonksiyon bile gelse implantasyondan sonra rezorpsiyon maalesef devam ediyor bu tip bir kemik uygulamasında, ilyak kemik uygulamasında. Sunumun bu bölümünde neden onlay blok kemikle ilgili tereddütlerim oluştu, literatürle ve klinik gözlemlerle açıklamaya çalışacağım bunu size. Literatüre baktığımız zaman birçok yayın kemik beslenemediği için zaman içinde rezorpsiyonlar gözlendiğini söylüyor onlay greflemelerde. Mesela Widmark'ın çalışmasına bakalım. Simfiz bölgesinden aldığı onlay bloğu anterior maxillaya uygulamış. 4. ayda %25, batmut aşamasında ise %60'a yakın rezorpsiyon gözlemlemiş. Klinik başarı için kesinlikle kabul edilebilir sonuç değil bunlar. Buradaki önemli olan durum süre geçtikçe rezorpsiyonun daha da artması. Biz implantı yerleştiriyoruz, o zaman yeterli bir kemik bulabiliyoruz onlay greflemelerde ama aradan bir süre geçtiği zaman abandonment aşaması geçiyor, hasta fonksiyona başlıyor ve aradan süreler geçiyor, kontrollere geliyor hasta ve rezorpsiyonları asıl o zamanlar daha fazla görmeye başlıyoruz. Dar kretlerde bir genişleme oluyor demiş Wittmark. Fakat bu teknik ile öngörülebilir uzun dönem sonuçlar elde edilememiş. Yani kısaca diyor ki onlay blok kretlerden uzak durun. Cordaro ise yaptığı çalışmada implant yerleştirmeden önce yaptığı ölçümlerde lateral onarımlarda %23,5, vertikal onarımlarda ise %42 rezorpsiyon gözlemlemiş. Yani sonuçlar yine onlay greflemenin uzun dönemde öngörülemeyen bir teknik olduğunu vurguluyor.
Sbordon ise yaptığı çalışmada ilyak kemikleri bu sefer onlay olarak uygulamış. Bir yıllık tomografi takibi sonucunda ortalama %42, anterior maxillada ise daha fazla %59'a varan rezorpsiyon oranları gözlemlemiştir. Bu da yine çok fazla klinik olarak öngörülebilir bir sonuç vermiyor bize ilyak grefleme, onlay grefleme demek istiyor. Yani ilyak grefti yapacaksanız, onlay olarak uygulayacaksanız rezorpsiyon uzun dönemde kaçınılmaz. Literatüre genel olarak baktığımızda %18 ila 60 arası rezorpsiyon tespit edildiğini görüyoruz. Bu oranlar öngörülebilir bir tedavi için bu tekniğin uygun olmadığını bize söylüyor. Yani block graft bu rezorpsiyon oranları nedeniyle, kısa dönemde ve uzun dönemdeki rezorpsiyon oranları nedeniyle tercih etmememiz gereken bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi çok sevdiğim, bana dersler vermiş bir vakamdan bahsetmek istiyorum. Vakadan çok gurur duyduğumdan değil, aksine kötü uygulanmış bir küre örneği göstereceğim sizlere. Uygulama kötü olmasına rağmen sonuç klinik olarak kabul edilebilir oldu. Bunu da ben genelde kendimce çıkardığım bir sonuç bu. Rejenerasyon kapasitesi yüksekti muhtemelen hastanın. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Bu vaka özelinde yine sizin de çıkardığım dersleri paylaşmak istiyorum. Vakamız maxilla posterior bölgede horizontal bir defekt onarımı gerektiren bir vaka. İlk yaptığım küre hastalarından biri. Gördüğünüz üzere bahsettiğim gibi teknik çok da iyi uygulanmamış. Yine muhtemelen hastanın rejenerasyon kapasitesi iyi olması nedeniyle çok güzel bir rejenerasyon gerçekleşmiş sonuç olarak. Fakat burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim husus yerleştirdiğimiz posteriordaki bu kalın blok. Şimdi biraz daha yakınlaşalım o bölgeye. Mevcut cerrahide kullandığımız otojen partiküller çok güzel bir şekilde vaskülerize olmuş diğer bölgelerde. Fakat koyduğumuz kalın kortikal kemiğin karakteristiğini korumakta ve osteointegrasyon için ihtiyacımız olan ortamı oluşturamamıştır. Bir bloğu kalın kortikal haliyle yerleştirirsek iyileştirme gerçekleştikten sonra kortikal yapısını korumaya devam eder. Az önce de onlay graft'teki yayınlarla ilgili bahsettiğimizde de sonuçlar bunu göstermekte. Onlay blok tekniğini uyguladığım zamanlarda da bu durum her seferinde karşıma çıkmaktaydı. Çıkardığım ilk ders öngörülebilir sonuç için ve rejenerasyon elde etmek için bloğu olabildiğince inceltmemiz gerekmektedir. İlk sonucumuz bu. Olabildiğince ince blok kullanmalıyız. İşte fotoğrafın sağ tarafında kalan yoğun vaskülerize kemiği elde etmek amacıyla bu teknikte blokları olabildiğince ince kullanmaya başladım. Daha sonrasında ikinci çıkardığım ders ise şu oldu. Koyduğumuz kalın blok implant ile temas halinde. Yani temel olarak bildiğimiz bir klinik durum. Osteointegrasyon için ne gerekir? Vaskülerizasyon gerekiyor. Vaskülerize olmamış bu kemik uzun dönemde başımıza büyük işler açabilir. Burada şanslıyız çünkü kemiğin büyük bir kısmını spongyoz ile doldurduk teknik gereği, kürü tekniği gereği ve vaskülerizasyon bu bölgelerde gayet iyi. Sadece bu ince blok olan kısımda implanta temas ettiği küçük bir alanda vaskülerizasyon yetersiz. Fakat tamamen onlay blok koyduğumuzu ve bu implantın yerleştirme alanının da bu spongyozdan değil de kortikalden olduğunu bir düşünelim. İmplantınız bu kemiği içiniz rahat bir şekilde yerleştirebildiniz. Yani bu spongyoza mı yerleştirmek isterdiniz yoksa bu vestibüldeki kortikal vaskülerize olmayan yapıya mı tamamen yerleştirmek isterdiniz? Tabii ki spongyoz daha vaskülerizasyonu iyi olan bir kemiğe yerleştirmek isteriz hepimiz implantlarımızı. Yaptığımız onlay blokları hatırlayın yapanlar varsa aranızda. İmplant için açtığınızda soldaki genelde fil dişi renkteki kemik yapısını görürüz. Sağ tarafta fotoğrafın sağında kalan işte spongyoz daha vaskülerize yapıyı hiçbir zaman görmeyiz. Beyaz bir fil dişi renkte kemik bizi karşılar her açtığımızda. Ben de her seferinde blokları açtığım zaman implantları yerleştirirken ne bir kanlanma görebildim onlay graft yaptığım vakalarda ne de bir rejenere kemik görünümü elde ettim. Bu da benim ikinci çıkardığım dersti. Onlay blok uzun dönemde başarısızlığa maalesef literatürle uyumlu olduğu şekilde mahkumdur. Peki blok kullanmıyoruz. Partikülün bir özelliği var mı? Belki de partikülün de benzer özellikleri vardır. Neden partikülü kullanıyoruz bu teknikte? Daha önce biraz bahsetmiştim fakat literatürüyle bunları detaylandırmak istiyorum.
Çeşitli çalışmalar göstermiştir ki bloktan ziyade partikül grafi kullanımı rejenerasyon kapasitesini ve kemik morfogenetik proteinin ortamda bulunmasını arttırmaktadır. Palesen'in yaptığı çalışmada 2. ve 4. haftalarda partikül boyutu 2000 mm küpten daha düşük olan fotojen partiküller 10 mm küp olanlara göre çok daha olgun ve rejenere kemik oluşturmuştur. Çıkaracağımız sonuç, yeni kemik formasyonu ve vaskülerizasyonu arttırmak için graftin yüzey alanını arttırmamız gerekiyor. Tek parça blok sınırlı yüzey alanına sahip olduğu için aynı bloğu küçük partiküllere bölersek yüzey alanı da artıyor ve rejenerasyon kapasitesi de otomatikman artmış oluyor. Simeon ise 2015 yılında yaptığı çalışmada implant osteo entegrasyonunda kemik iyileşme mekanizmasını incelemiş ve her bir bağımsız otojen partikülün yeni kemik oluşumu için bağımsız merkezler oluşturduğu sonucuna varmıştır. Ve implant kemik arayüzünde otojen partikülü bulunmasının osteo entegrasyonu önemli katkıda bulunduğunu bildirmiştir. Yani tek bir partikül bile yüksek canlı kemik oluşturma kapasitesine sahiptir. Neden partikül kullandığımızı anlatmaya çalıştım. Şimdi bir başka soru. Ramus mu, simfiz mi tercih ederim? Benim tercihim uzun dönem stabilitesinden ve kemiği işlerkenki dayanıklılığından dolayı Ramus bölgesi. Çok çok ince bile olsa hem rahatlıkla vidalayabiliyoruz ve kırılma riski de çok düşük oluyor. Bazen yeşil ağaç kırıkları görülebiliyor ama genelde tam bir kırık gözlemlemiyoruz klinik olarak. Fakat bazen geniş rekonstrüksiyonlarda ramus yetmeyebiliyor. Bu durumda da simfize başvurmamız gerekebiliyor. Ama sadece simfizi kullandığım durum şu, partikül graft elde etmek için. Yine blokları tamamen ramustan alıyorum ve ramustan oluşturuyorum. Yine literatüre baktığımızda distaldeki vertikal osteotomi hattındaki kemik kalınlığı ortalama 2.2 mm, mezialdeki ise 3 mm, 3.3 mm bulunmuştur. Özellikle distaldeki osteotomide dikkatli olmalıyız. Genelde 1 mm güvenlik payı bırakarak distaldeki osteotomiyi 1 mm, anteriyordakini de 2 mm civarı derinleştiriyorum. Retromolar bölge anatomisi değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken iki konu var. Bunlardan ilki mandibular kanalının lateral kortekse yakınlığı. Eğer sıkı temastaysa da blok alınırken sınırımız mandibular kanal seviyesinin mutlaka üstünde tercih edilmelidir. Alveolar sinirin üstünde bırakmamız gerekebilir. İkinci husus ise osteotomi hattının koronoid anterior sınırının gerisine uzanmaması. Bahsettiğim sınırın posteriorunda sinir artık kortikal kemiği birazdan tomografi görüntüsünde göstereceğim. Kortikal kemiği çok yakın seyretmeye başlıyor. Ayrıca spongiyoz kemik oranı da azaldığı için sinire çok yakın seyrediyor kortikal kemik, bukal kortikal kemik ve sinir hasarını açık bir ortam hazırlıyor bize. Bu yüzden bu bölgeden mutlaka uzak durmamız gerekiyor. CBC denatromaler bölgeden aldığım bir kesti görüyoruz. Gördüğünüz gibi kortikal kemik kalınlığı 3.79 mm, sinir uzaklığı daha doğrusu. Bunu ölçebilme imkanımız olduğu her durumda osteotomi derinliği tespitinde faydalanmalıyız. Yoksa bahsettiğim diğer kurallar güvenlik için geçerli. Alveolar sinfirinin üstünde kalırsak bu tip durumlarda güvenli bir graft alma işlemi yapmış oluruz. Bu CBCT'de ise ramusun anterior kenarının hemen önündeki kemik kesitini görüyoruz. Gördüğünüz gibi sinir kortikal kemiğe çok yakın temasta. Bu yüzden bu bölgede özellikle dikkat etmeliyiz. Eğer mesafemiz varsa 1 mm derinlikte osteotomiler bu bölgede yeterli olacaktır. Genellikle tercihim ama benim mutlaka alveolar inferior sinirinin ya da kanalının ölçümlerini yapıp üstünde kalmak. Bu dediğim hususlardan kemik yüksekliğini belirlerken panoramik röntgen yeterli oluyor. Tabii kalibre etmek gerekiyor panoramik röntgeni. Ama bu kolingual değerlendirmede mutlaka tomografi gerekecektir. O yüzden elinizde özellikle sadece panoramik röntgen varsa kesinlikle maceraya gerek yok. Alveolar kanalının üstünde kalırsak güvenli bir osteotomi yapmış oluruz. Ramus'u neden kullandığımızdan bahsettim. Şimdi de bu bölgeden nasıl kemik elde edebildiğimizden bahsedelim. Kendim piezo cerrahi tercih ediyorum. Fakat piezoda birçok yöntem var. Bunlardan birini de tercih edebilirsiniz. Ama piezo ile hem güvenilir hem düzgün kesiler yapabiliyoruz. Şimdi piezo ile yaptığımız kesinin aşamalarına bakalım.
İlk önce superior osteotomiyi ramusun anterior border boyunca yapıyoruz. External oblique region yani sırtın 3 mm medyaninde kalacak şekilde osteotomimizi konumlandırıyoruz. 6 numaralı dişe kadar uzatabiliriz. Posterior sınırı da az önce bahsettiğim koronitin ön sınırına kadar olmalı. Daha sonrasında inferiorda 1 mm'yi geçmeyecek şekilde sığ bir osteotomi yapıyoruz. Sadece kırılacak zayıf bir nokta oluşturmamız yeterli. Posterior osteotomiyi koronoidin anterior sınırına denk gelen noktada dikey bir şekilde yapıyoruz. Alveolar sinferin üstünde kalmamız yeterli olacaktır. Pardon. Anteriorda da yine bu her üç osteotomi hattını birleştirecek şekilde osteotomimizi bitiriyoruz. Kemiği aldık ramus bölgesinden. Hangi işlemlerden geçiyoruz kürü tekniği için? Bu bölümde de biraz bundan bahsedeceğim. Ramus'tan elde ettiğim kemiği ikiye bölmek için böyle bir diskten faydalanıyorum. Basit bir teknisyen protez diski. Maliyeti çok uygun. 9-10 tane vakayı bir diskte çıkarabiliyorsunuz. Eğer yeterli kalınlıkta almışsak bloğu ikiye böldükten sonra kazıma işlemi yaparak yeterli miktarda partilegret elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi böldüğümüz kortikal bloklar kazımaya hazır. Fakat bir miktar daha yine inceltilmesi gerekecek. Özellikle bloğu ikiye böldüğümüz vakalarda ekstra kemiğe ihtiyacımız olabiliyor. Bu durumda da yine donör sağdan kazıma yapabiliriz ya da az önce bahsettim simfizden faydalanabiliriz. İlk önce kemiği nasıl partiküle hale getiriyoruz? Biraz bundan bahsedeceğim. Kazıyıcıyı, bone scraper'ı, kalem tutar gibi tutuyoruz ve ileri geri kazıma hareketi yapıyoruz. Kendi bünyesinde bunların bir haznesi vardır. Kazıdığınız kemikleri topluyor, burada biriktiriyor. Kiminde bu hazneler ileriye doğru iterek çıkıyor. Kiminde de yana doğru ittiğiniz zaman hazne ortaya çıkıyor. Kullandığınız cihaza göre değişiyor bu. Ben genellikle Safe Scraper markalı cihazı kullanıyorum. Gayet de memnunum. Size de tavsiye ederim onu. Şimdi yine vaka üzerinde nasıl kazıma yaptığımızı ve partikülleri nasıl yerleştirdiğimizi göstereceğim. Dördüncü vakamızda. Videoyu görüyorsunuzdur. Kemiği genelde ince uçlu bir kemik pensili rongörle tutuyorum ve mümkün olduğunca düz bir hat üzerinde kazıcıya yerleştirip temas kaybetmeden tek hareketle kendime çekiyorum. Bu aşamada stabil bir şekilde tutmak kemik bloğunu çok önemli. Ne kadar stabil tutarsanız o kadar daha az yorulursunuz ve daha stabil bir kemik elde etmiş olursunuz. Burada önemli bir ipucu her 10-15 saniyede, ortalama 10-15 saniyede hem kemiği hem kazıcıyı fizyolojik serüme daldırıyorum. Kazıcının böylece daha kolay kemik üzerinde kaymasını sağlıyorum ve işlem biraz daha kolay hale geliyor. Sadece tek bir bloktan büyük miktarda partikül elde etmek mümkün. Ortadaki videoda görüyorsunuz elde ettiğimiz hacmi. İlk başlarda bu kadar graf partikülünün nasıl elde edileceği hep kafamda bir soru işaretiydi ama tekniği yaptıkça bunun mümkün olduğunu gördüm. Siz de uygularsanız bunu göreceksiniz. Bayağı büyük miktarda kemik miktarı elde edebiliyoruz. Kemik partikülü elde edebiliyoruz. Yine partikülleri sıkıca periost elevatörü yardımıyla oluşturduğumuz hacmi boşluğa yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra görüntü aynen bir ilyak kemiğe baktığımızdaki görüntü gibi oluyor. Dışta ince bir korteks, içeride de spongiyoz, süngerimsi kemik yapısındaki görünüm bizim için ideal yerleştirilmiş bir grafti tanımlıyor. Her zaman 5-0 polivinilden florit sütürler kullanıyorum. Türkiye'de de mevcut. Serenen adı altında da satılıyor yurt dışı menşeli bir firma. Doğusan da üretiyor yine Türk firması, yerli firma. Piyasa adı Türk olanın Profilen. Hem manipülasyon diyen naylon yapılı sütürlere göre kolay hem de gıda birikimi bu sütürlerde minimum oluyor. Mutlaka horizontal matris ve basit sütürleri kombine kullanıyorum. Özellikle uzun insizyonlarda. Yine tartışmalı bir soru. Kortikal perforasyona ihtiyacımız var mı? Kişisel olarak kürü tekniğinde perforasyonu tercih etmiyorum. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonunda da durum biraz daha farklı. O durumda bir kısım araştırmacı öneriyor, bir kısım da önermiyor. Ama dediğim gibi kesin olan bir şey varsa kürü tekniğinde böyle bir şey kesinlikle gerek yok. Zaten osteojenik kapasitesi, osteoindüktif kapasitesi gayet yüksek.
Grafiti yerleştirdik. Şimdi örtmemiz gerekiyor burayı. Neler yapmamız lazım? Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Lingual flevi esnetmek amacıyla maloid kasların süperfisyalliklerini ortaya çıkardıktan sonra periost elevatörü yardımıyla süpürme hareketi yapıyoruz ve üstünde kalarak maloid kasın esnetmemizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bukal esnetmede ise periostu yeni bir bisturiyle çizdikten sonra yine periost elevatörüyle yavaş bir şekilde, dikkatli bir şekilde esnetmeyi gerçekleştiriyoruz. Her iki tarafta da hem vesibülde hem lingualde de yüzeyler kalmazsak kanama kaçınılmaz olacak. Ayrıca bukkalin kendi bir özelliği, lingualde de yine aynı şekilde. Lingualde lingual siniri, bukkalde de yaptığımız derin ayırmalarda mental sinirin dallarına zarar verme olasılığımız artacaktır. Burada da tabii kristal insisyon yaptığımız durumdan bahsediyorum. Kimi durumda da tünel insizyon yapma gerekliliği ortaya çıkıyor. Kişisel tercih olarak maxillar posterior'da vertikal horizontal kombine bir defekt varlığında tünel insizyonu tercih ediyorum. Çünkü bu gölgede esnetecek bir lingual flap yok. Palatinal diş eti çok bildiğiniz gibi çok rigid bir yapıya sahip. Çalışma arkadaşım Tuba Develi ile 41 grafleme üzerinde yaptığımız çalışmada tünel insizyonun olası komplikasyonları önemli oranda düşürdüğü sonucuna vardık. Tekniğin ayrıntılarını merak edenler yayınımızdan bakabilir. Süremiz kısıtlı burada, uzun uzun anlatacak bir süremiz yok. Yayından bakabilirsiniz. Yine Nur Altıparmak ve ekibinin 75 grafleme sahasında yaptığı çalışmada da tünel insizyon başarılı bulunmuştur. Yine tünel insizyonu merak edenler bu yayında çok güzel klinik fotoğraflar var. Buradan tünel insizyonu görebilirler. Başka bir soru daha. İmplantı grafledik. Ne zaman implantımızı bu graflediğimiz bölgeye yerleştirebiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim. Osseo integrasyonun sağlanabileceği zaman aralığı 3,5 ila 4. aylar arasındadır. Bunu geçtiğimiz her sürede fonksiyon mekanik yükleme olmayacağı için graflediğimiz alanda rezorpsiyonlar görülecektir. Bu da istediğimiz bir durum değil. Onun için optimum süre 3,5 ile 4 ay ve bu sürelerde de implantımızı mutlaka yerleştirmemiz gerekiyor. Peki küre greflemenin uzun dönem sonuçları nedir? Bu parametre grefleme yöntemleri için bildiğiniz gibi belki de en önemli kriterdir. Uzun dönem sonuçlar. 2015 yılında Curie retromoler bölgeden elde ettiği mandibular kemik bloklarını 10 yıl takipli bir çalışmasında değerlendirmiş. Bayağı fazla da kemik blok değerlendirmesi yapmış. 3874 bloğu 10 yıl takip etmiş ve uzun dönemde stabil klinik hacim gözlemlemiş. %95 başarı oranı bulmuş. Vertikal augmentasyonlara baktığımızda ise başka bir çalışmasında 154 tane vertikal augmentasyon işlemi değerlendirilmiş. Yine Curie tekniğiyle uygulanmış. 10 yıl takibini yapmış ve bunun sonucunda yine klinik stabil hacim gösterdiği sonucuna varmış. Yani eğer protokolü düzgün uygularsak, birebir uygularsak Curie'nin önerdiği gibi gayet uzun dönemde sonuçlarımız iyi oluyor. Fakat unutmayın ki her aşamayı mükemmelle uygulasanız, vakanın üstüne de titreseniz sonuçta günün sonunda her şey hastanın post-op dönemde ne kadar dikkat edeceğine bağlı. Her şey mahvolabilir ya da çok hızlı bir iyileşmede gözlemlenebilir, sorunsuz bir iyileşmede gözlemlenebilir. Bu yüzden belli aralıklarla hastaları kontrol etmeli ve post-op tavsiyeleri sıkı sıkıya anlatmalıyız. Benim protokolüm bu konuda şöyle. İşlemden 3 gün sonra hastayı pansumana çağırıyorum. Bir haftada pansuman, birinci haftada pansuman ve kontrol yapıyorum. 14. günde de dikişleri alıyorum. Yine pansumanla birlikte. Peki her zaman bu teknik tüm klinik sorunları çözmeye yeterli mi? Hayır. Belli bazı durumlarda optimum sonuç eldesi için bazı ekstra işlemlere gereksinim duyuyoruz. Ne demek bu? İlk önce defekt analizinden bir başlamak istiyorum. Defektleri temel olarak kontür içinde kalan ve kontür dışında kalan defektler olarak sınıflayabiliriz. Otojen grafler kontür dışında kaldığı zaman remodeli olarak kret kontür sınırlarında kalmaya devam eder. Aksiyel düzlemde daha düz labial korteks devamlılığı varsa bu sorun teşkil etmez. Fakat girinti çıkıntılı özellikle anterior bölgedeki kemik yapısındaysa bu durum o zaman bize sorun teşkil eder. Şimdi göstereceğim şekillerde daha net anlatacağım onları. Otojen tek kemik kontur dışı defektler tek başına işe yaramaz. Mutlaka ek augmentasyon
süreçleri gerekmektedir. Başka bir şekilde bakarsak, horizontal augmentasyon açısından baktığımızda soldaki graft kontur dışı olarak adlandırılır. Kontur dışı defekt kompresyon kuvvetlerine maruz kalacağı için ve zamanla mekanotransdüksiyon ile remodel olacağı için özellikle estetik bölgede bunu tercih etmiyoruz. Ayrıca koyduğumuz graftin vaskülerizasyonu alıcı sahaya yakın bölgede olurken uzakta kalan kısımda yine vaskülerizasyon gerçekleşmeyeceği için rezorpsiyonlar görülecektir. Fakat sağ tarafta görüldüğü gibi kontur içi bir graftleme yapıldığında hem üç duvardan beslenecek graftimiz hem de kompresyon kuvvetlerinden uzak kalınacaktır. Korunaklı bir alanda kalınmış olacaktır. Vertikal olarak bakalım. Yine bir kontur içi defekt soldaki. Sadece otojen grafte başarılı olacağımız bir vaka. Yani burada kürü tekniğini uygulayabiliriz. Yine blok kemiği önermiyorum. Literatürde bahsettim size olumsuz sonuçlarından. Kürü tekniğiyle bunu gayet güzel onarabiliriz buradaki defekti. Fakat sağdaki kontur dışı defekti koyacağımız otojen kemik, hatta kürü de uygulasak burada uzun dönemde rezorbe olacaktır. Bulunduğu süre boyunca sadece osteokondüksiyon görevi görecektir bu graftler. Onun için yine sağdaki gibi bir defekte otojen, yani saf otojen kullanmaktan uzak kalmalıyız. Çünkü uzun dönemde bu graft mutlaka rezorbe olacaktır. Doğal sınırlarına geri çekilecektir. Peki bu durumun üstesinden gelebilmek için neler yapabiliriz? Bunun için literatürde iki tane teknik var uygulayabileceğimiz. İlk yöntem yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, hepinizin bildiği gibi. Ben genelde bu teknik için İsvan Urban'ın geliştirdiği sosis graftlemeyi tercih ediyorum. Bu teknikte ne yapıyoruz? Yarı yarıya karıştırılmış otojen ve sığır kaynaklı partikülleri esnek ve rahatlıkla genişleyebilen bir membran ile örtüyoruz. Daha sonrasında bunu pinler yardımıyla birleştiriyoruz. Pinler yardımıyla kolajen membranı yerine sabitliyoruz. Daha sonrasında da sıkı bir şekilde stabil hale getiriyoruz. 7 ay sonra da rejenerasyonu tamamlanan kemiğe resimde vakamda olduğu gibi implantlarımızı yerleştirebiliyoruz. Bu birinci yoldu. İkinci bir yol daha var. Süreci kısaltmak için bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Ortalama 2-2,5 ay, hatta 3 ay. Eğer kürü gibi 3,5 ayda implantları yerleştiriyorsanız 3 aya kadar varabiliyor. Bir zaman kazancımız olacaktır bunda. Stavola 2013 yılında literatürde sığır kaynaklı graft ile gecikmiş graftleme adını verdiği tekniği tanımlıyor. Protokol şöyle. İlk başta rutin kürü tekniğini uyguluyoruz. 4 ay sonra dental implantla birlikte yine sığır kaynaklı graft ve kolajen membranı bölgemize yerleştiriyoruz. İmplant uyguladığımız bölgeye yerleştiriyoruz. Eğer gerekliyse implant yerleşimi esnasında yumuşak doku graftlemesinde o esnada yapıyoruz. Daha sonrasında da 4 ay daha bekliyoruz ve uzun süreler kontur dışı defektlerin defektlerde alveolar kemik hacmini koruyabiliyoruz bu şekilde. Her iki yöntemde uzun dönemde başarılı sonuçlar veriyor. Daha kısa hem kürü tekniğini hem de normal yönlendirilmiş kemik rejenerasyonunu birlikte uygularsak daha kısa süreçte buna ulaşıyoruz. Ama iki işlem yapmak istemiyorum, tek işlemde bitirmek istiyorum diyorsanız da yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu tek başına uygulayabilirsiniz. Sadece 2-3 ay bir zaman kaybınız olacak bunda. Bu iki tekniği de kontur dışı defterde dediğim gibi güvenle uygulayabiliyoruz. Şimdi en son toparlamak adına iki farklı klinik durumda bu işlemi, kürü tekniğini nasıl yaptığımızla ilgili adımları tekrar gözden geçireceğiz. Beşinci vakamız sökülmesi gereken klinik olarak kötü durumdaki bir implantı içeriyor. Dental implant restorasyonunun aksiyel görünümünü görüyoruz. Vestibül yüzde bir miktar rezorpsiyon gözüküyor burada. Ama kontur içi bir defekt olduğunu görüyoruz. Onun için direkt kürü uygulanabilecek bir defekt. Frontal fotoğrafa baktığımızda kemik kaybı açık bir şekilde gözüküyor. İmplant boyun bölgesinde yivler açıkta. Muhtemelen bu kalp kemik seviyesi az olduğu için operasyon sırasında gömülmek zorunda kalınmış. Söktükten sonra lingual kemik seviyesi de bu durumdaysa vertikal augmentasyonda eklemek durumunda kalacağız sonraki aşamada. Bakalım devamına. Flap elevasyonu ve deimplantasyondan sonra frontal görünüm gözüküyor. Defekti incelediğimizde lingualde de bir miktar rezorpsiyon olduğunu görüyoruz. Fakat vertikal augmentasyonu gerek duyacak kadar olmadığını düşünüyoruz işlem esnasında.
bu kalp bloğu bir miktar yüksek bırakıp otojen partiküliyle bölgeyi de tamir edebileceğimi düşündüm bu seansta. Donör ve alıcı sağa yakın olduğundan dolayı simfizden bloğu almaya karar verdim. Dediğim gibi ilk tercihim olmayan bir bölge ama vakaya göre bazen değiştirebiliyoruz indikasyonlarımızı. Ramus'a göre rezorpsiyona daha az dirençli olduğu için bloğu bir miktar daha kalın bıraktım. Bu vakada piezo kullanmadığım bir döneme denk geldiği için görüyorsunuz ne kadar kalın osteotomi hatları var. Onun için bu işe başlayacaksanız mutlaka piezo ile başlayın. Ki alacağınız donör sağdaki kemik boşa gitmesin. Elde ettiğimiz blok ve partiküller hala daha kazınabilir. Fakat dediğim gibi hem sinfiz olmasından dolayı hem rezorpsiyona ve vidalamaya Ramus kadar dayanıklı olmadığı için kalın olması, bir miktar kalın olması bizim için sorun teşkil etmeyecektir. Surları attık ve artık 4 ay beklemeye başlıyoruz. 4 ay sonraki klinik görünüm güzel bir şekilde rejenere olmuş bir kemik görmekteyiz. Vidaları alıp artık implantımızı yerleştirebiliriz. İmplantı yerleştirdik. Bu teknikte klinik olarak gördüğünüz gibi zorlu bir vaka rahatlıkla çözülebiliyor. Normal çapta bir implantı yerleştirebiliyoruz. Hem implant söktüğümüz bir vaka hem de mandibular anteriördeki bir vaka. Zor bir vaka. Nedir bu zorluk? Baktığımız zaman mandibular anterior bölge bildiğiniz gibi rejenerasyonun güç olduğu bir bölge. Beslenme göreceli olarak diğer bölümlere göre, diğer bölgelere göre bayağı geride kalıyor. Ayrıca implant sökümü yaptığımızdan dolayı geri elimizde sadece kortikal bir duvar kalıyor. Bu durumda saf otojenden başka bir şeye güvenmek bu vaka için çok da mantıklı değil. O yüzden küre bu tip kısıtlanmış rejenerasyon olduğu vakalar için çok elverişli bir yöntem diyebiliriz. Son vakamız maxilla anteriorda horizontal bir defekt. Yumuşak doku kalınlığı nedeniyle dişsiz sağ kalın gibi gözüküyor. Tomografi ile her hastayı mutlaka değerlendiriyoruz. Bu hastada da bunu yaptık ve kemik kalınlığının yetersiz olduğunu tespit ettik. Defekti görüyorsunuz. 12 nolu diş bölgesinde de yine görmediğiniz, bu fotoğrafta görmediğiniz bir defekt daha var. 4 duvarlı bir defekt gibi gözüküyor ama vestibülden baktığımızda ek bir defekt daha görüyoruz. Burayı da onaracağız. Blokları ince disk ile ayırıyorum. Bu şekilde bir el aletiyle ya da daha çok yaptığım gibi bir kemik pensiliyle de tutabilirsiniz. Önemli olan sıkıca ve stabil tutmanız. Daha sonra bloğun dört kenarına da disk ile hatlar çiziyoruz ve sonrasında eşit bir şekilde bu hatları merkeze doğru, bloğun merkezine doğru derinleştiriyoruz. Eğer bu şekilde yaparsanız ilk uygulamanızda bile rahatlıkla başarıya ulaşırsınız ve yavaş olmak, burada acele etmemek çok önemli bu aşamada. Blokları görüyorsunuz. Blokları yerleştirip yine bir kutu oluşturuyoruz. Belki burada biraz distale daha uzatabilirdik ama sonuçta göstereceğim birazdan. Yine başarılı bir sonuç elde ettik. Sonra oluşturduğumuz bu boş hacmi kemik partikülleriyle bu kutuyu yine mutlaka sıkıca dolduruyoruz. Cerrahi sahanın doldurulduktan sonra üstten görünümü ve sıkıca yerleştirilmiş. Daha önce de vurguladığım gibi çok önemli bu. Monofilaman sütürler ile flap kapatılıyor. Horizontal matris ve yine basit sütürlerden faydalanıyoruz. Bunların bir kombinasyonunu yapıyoruz. Özellikle uzun dişsiz sağlarda, uzun insizyonlarda yine 4 ay bekliyoruz. 4 aylık sonuç. Bu kalde kortikal sınırı olan merkezde spongyoz kemik görülüyor. Bu teknikle her seferinde de elde ettiğimiz sonuç benim klinik gözlemim bu şekilde. Aynı doğal kemik görünümü, işte vestibülde kortikal kemiği, ortada spongyoz kemiği ve ilyak kemiğe bakıyormuşuz gibi her zaman bir izlenim alıyoruz açtığımız zaman. İki normal çapta implantı yerleştiriyoruz ve vakayı bu şekilde sonlandırıyoruz. Kemiğimizi yerleştirdik, optimum bir hacim oluşturduk, her şey gayet yolunda. Fakat bu aşama uzun dönem implant başarısı ve stabilitesi için sadece bir parametre. Tek başına bir anlam ifade etmiyor. Peki diğer dikkat etmemiz gereken konular nedir? Biraz da onlardan bahsedip yavaş yavaş sunumumu bitiriyorum. Yeterli kemik hacmine ek olarak mutlaka değerlendirmemiz gereken hususlar hastanın periodontal durumu, oluşturduğumuz hacme implantın ne kadar derin yerleştireceği,
implantın dizaynı ve çıkış profili, implant etrafındaki yapışık dişeti miktarı, kullanılacak protetik materyaller gibi birçok faktör tedavi planlamamızın bütününü oluşturmalı. Uzun dönem başarı için de optimum şartların mutlaka sağlanması gerekiyor bu bahsettiğim. Bunların tabii her biri az önce anlattığım konu bütünü gibi kendi içinde bir derya. Onun için her yani, 15 dakika. Tabii ki her bir parametreyi mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor ve çok yüksek oranda klinik başarı istiyorsak bunları mutlaka uygulamamız gerekiyor. Bugün sizlerle kürü tekniği ile ilgili bildiklerimi, örnek vakalarımı paylaştım. Bu teknik günlük klinik pratiğimizde klinik sorunları çözmek için kullanabileceğimiz bir araç. Benim klinik pratiğimde çok güzel sonuçlarını ve faydalarını gördüğüm bir teknik. Fakat sizin klinik pratiğinizde de eminim birçok kullandığınız işe yarayan teknik vardır. Bunlardan vazgeçmek de çok kolay değil biliyorum. Fakat eğer bir gün bu tekniklerin çalışmadığını düşünmeye başlarsınız ya da bazı spesifik vakalarda devamlı başarısızlık yaşadığınız durumlar olduğunda bu tekniğe de bir şans verebilirsiniz. Ayrıca mevcut kullandığınız yöntemlerde ekstra malzemeye gereksinimi azaltmak ya da daha kolay bir prosedürle işlemlerinizi gerçekleştirmek isterseniz bu tekniği yine rutin olarak tercih edebilirsiniz. Son olarak merakınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. İyi niyetle her zaman her yerde öğretin ve öğrenin. Başarı zaten bu şekilde doğal olarak kendiliğinden gelecektir. İlginiz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, güvende olacağınız güzel günler diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Harika bir sunumdu. Yaklaşık 400 kişi Demiudas kardeşimiz, Abdullah kardeşimizi izledi. Müthiş bir sunumdu. Bak herkesten teşekkür ederim. Ne diyorsunuz? Herkes süper diyor. Parmağını kaldırıyor, müthiş. Çok verimli ve bilimsel, harika. Hocalarımızdan, meslektaşlarımızdan sorular da gelmeye başladı ve toparladım. Müthiş. Yetiştiremeyeceğiz zaten bütün soruları. Hemen başlıyorum. 30'a yaklaşık soru toparladım. Tabii. Evet. Facebook'tan sorular da var. Başlayalım. Hazır mısın Abdullah kardeşim? Hazırız hocam. Buyurun. Ağzına sağlık. Gerçekten kuri yöntemini çok güzel anlattın. Bilimsel olarak, klinik olarak süper. Çok sağ olun hocam. Çok keyifli dinledim. Diğer hocalarınki gibi ama sen de gerçekten özen de vermişsin. Diğer hocalar gibi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Seçkin Onur. Teşekkür ediyorum sorusu için. Hocam, sunumunuz için teşekkür ediyorum. Vakalarınızda mandibular posterior'da vertikal augmentasyon yaparken lingual kısma kemik plaka sabitlemeye gerek olmadığını söylediniz. Ancak maxiller anterior vertikal augmentasyon lingualerde kortikal kemik plakası kullandığınız ara farkın sebebi ne? Aradaki farkın sebebi ne? Bir daha tekrarlayayım mı? Bir daha, yani son kısmını tekrarlarsınız hocam. Evet, son kısmı palat üst çeneyi bahsetti. Ha, galiba bir şeyi söylemek istiyor hocam. Anladım şu, posterior mandibulada linguale plak koymuyorsunuz ama üst anterior bölgede her iki tarafa da hem bukkale hem linguale koyuyorsunuz. Benim görüşüm, sizden de yine destek alabilirim bu konuda. Hı. Benim görüşüm şu, anteriorda uygulaması her iki plak, bukkal ve lingualdeki ya da palatinaldeki plağı uygulaması daha kolay teknik olarak ama linguale bir blok yerleştirmek özellikle dilin konumundan dolayı ve açıyı sağlayamayacağımızdan dolayı çok zor. O yüzden tahminim kürü böyle bir yöntem geliştirmiş ya da uygulama bu şekilde. Sizin görüşünüzü de alabilirim Şerif hocam. Vertikal augmentasyon bahsediyor. Vertikal augmentasyonda neden posterior mandibulada linguale blok yerleştirmiyoruz da? Tamam, o da şeye bağlı. Biz tünel tekniğiyle uyguladığımız için zaten paralel tekniği uygulayamıyoruz. Evet. Ulaşamıyoruz pratik olarak. Evet. Onun için görüşüm, yani linguale blok koymak mandibulada çok zor. O yüzden onu tercih etmiyoruz. Anteriorda, maxilla anteriorda bu daha kolay. Her iki bloğu da yerleştirmek. Evet. O yüzden tercih etmiyoruz. Aynen, katılıyorum. Necdet Durmaz, güzel bir soruydu.
Nezihet Durmaz'a teşekkür ediyorum. Hocam, bone scraper'lar kortikal tarafından mı, spongyoz tarafından mı kazıma yapıyorsunuz? Kortikal tarafı. Yani genelde zaten ramus alırken çok çok az bir spongyoz geliyor. Onu kemik pensiyle alıyoruz, spongyoz kısmını. Bütün kortikali, yani kazıdığımız partikül bölgesi tamamen kortikal bölge. Spongyoz kazmıyoruz onunla. Abla kardeş, bence soru şeye gidiyor. İki tane blok çıkarıyoruz ya. Evet. Birisi kortikal, birisi kortikal spongyoz oluyor ya. Evet. Bence soru oraya gidiyor. Ne taraftan kazıyoruz? Daha çok kortikalden kazıyoruz. Yani her ikisinde kazıyoruz ama daha çok tercihimiz kortikali inceltmek yönünde. Evet. Ama o ikinci blok var ya, içeride kanserous var, kemik. Evet. Oraya tabii kazıyoruz, düzeltiyoruz. Tabii orada da kullanabilirsiniz. Yani kemik kazıcı ama genelde özellikle ilk kemik kazıcı köreldiği için. Evet. Yani ikinci bir grep kemik kazıcı açıp o bölgede de yine kazıma yapabilirsiniz. Sağ ol Abdullah. Caner soruyor. Kemik boşluğu oluştururken öncelikle kemikleri, vida kemiği tamamen gömülecek kadar vidalayıp sonra vidaya geri çevirerek mi boşluk oluşturuyorsunuz? Bazen kortikal kemik gerçekten çok sert oluyor. O yüzden ilk önce vidayı tam olarak giriyorum. Sonrasında bir miktar geri çekiyorum. Alıcı sahaya yerleştirdikten sonra, konumlandırdıktan sonra tekrar boşluğu korumak amacıyla sıkmaya başlıyorum. Ama bazen de yumuşak olduğu için o bölgeyi gevşetmemek adına sadece bir tek giriş yapıyorum. Yani ileri geri değil, tek bir girişle yapıyorum. Sorunun cevabı olmuştur. Herhalde. Evet, çok güzel. Soru çok güzel bir cevap. Ve Instagram'dan da soru geldi Abdullah kardeşim. Tabii. Sorular nereden oluyor bilmiyorum. Gizem Hanım soruyor. Direkt bana ulaştınız Gizem Hanım. Soruyorum şimdi. Abdullah Hoca sorar mısınız? Post operatif kortikosteroid veriyor mu? Yoksa iyileşmek kötü etkilediği mi ne düşünüyor? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Birkaç ayında okuduğum şekilde post operatif dönemdeki steroid kullanımlarını özellikle uzun dönemde kullanırsanız çok önermiyorlar. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Post operatif dönemde kortikosteroid genelde hastalarıma vermiyorum. Çok teşekkür ederim. Facebook'tan soru geliyor. Esra Ercan, ağzına sağlık. Çok net, anlaşılır bir sunum. Çok verimli bir sunum. Teşekkür ederiz. Diğer Facebook arkadaşımız Büşra Saraçbaşı soruyor. Ağzına sağlık. Çok faydalı bir sunumdu. Baştan sonuna kadar çok başarılı ve çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum. Teşekkürler. Şimdi soru Mehmet Burak Bayındır. Teflon sütür ve teflon membran hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğrenebilir miyim? Teflon sütürler tabii ki çok iyi sütürler. Bizim troflen kullandığımız, az önce bahsettiğim troflen sütürün en büyük sıkıntısı hastanın ağzında yaralara neden olması. Genelde batıyor hastalar. Onun için uzun bırakmak zorunda kalıyoruz. Teflon sütür bunun çözümü. Hem monoflamen karakterde hem de rahatsız etmiyor hastayı. Ama dezavantajı çok pahalı olması. Eğer bir miktar daha uygun fiyatta olursa ya da Türkiye'de de üretilmeye başlarsa, belki üretiliyordur bilmiyorum. Kullanmak isterim yani. Hep istediğim, kullanmak istediğim bir sütür tipi. Ama fiyatından dolayı çok tercih etmiyorum. Teflon membranlar için de herhalde EPTF membranları söylüyor. Vertikal augmentasyonlarda eğer yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu yapacaksanız zaten çok da şansınız yok, farklı şansınız yok. Gayet de güvenli. İspan Urban'da gördüğüm şekilde de gayet de güzel sonuçlar elde ediliyor. Yani ben birkaç tane vaka deneyebildim. Böyle çok size kendi tecrübelerimden bahsedemeyeceğim uzun dönemde. Genelde bir çalıştığım için açıkçası çok tecrübem yok ama onda da başarılı sonuçlar araştırmacılar elde ediyor. Kullanılabilir. Teşekkür ederim. Sorulara bakayım. Soruya verdiğin cevapları bir daha tekrarlamayalım diye. Kuri tekniği ile elde ettiğimiz kemiğin kalitesi D3 müdür yoksa D4? Soru Ahmet Sağlıklı'dan geliyor. Teşekkür ediyorum. Yani bir çalışmasını yapmadım, bir çalışma da okumadım bununla ilgili ama sanki D3'e daha yakın gibi geliyor bana. Kemik his olarak baktığım zaman D3'e daha yakın bir hissiyat alıyorum. Ama tabii dediğim gibi bir çalışmam ya da objektif bir ölçümüm yok bu konuda. Subjektif evet. Bir cevap vermiş oldum. Bir soru daha geliyor Facebook'tan. Hangi marka vidaları kullanıyorsunuz ve vidalamayı anlatır mısınız? KLS Martin'in 1,5'luk vidalarını kullanıyorum. Ama bulabilirseniz piyasada 1 milimetrelik vidaları tavsiye ediyorum size. Evet.
Stoma'nın var bildiğim kadarıyla ama Türkiye piyasasında var mı çok araştırdım bulamadım. Ama dediğim gibi KLS Martin'in ya da Lorenz'in de olabilir. 1,5'luk vidaları da gayet iş görüyor, kullanabilirsiniz. Vidalama işlemi şimdi çok ayrıntılı. Vertikal yapacaksanız farklı bir protokol var. Horizontal yapacaksanız farklı bir protokolü var. Ama temel olarak dikkat etmeniz gereken şey vidalama yaparken blokla alıcı sağ arasındaki mesafeyi korumanız. Eğer buna dikkat ederseniz her seferinde başarılı olursunuz. Ve dediğim gibi bloğu koyduğunuz zaman bahsetmiştim slaytımda. Vida yuvasını açıp yani drilleyip ilgili bölgeyi aynı anda da hemen sonrasında da vidayı yerleştirmeniz. Eğer kaybederseniz o açıyı ve pozisyonu sizin için sonrasında sıkıntı yaratabilir. Tekrardan bulmak açısından. Onun için önerebileceğim şey kısaca vidalama açısından ya da drilleme açısından protokol bu. Evet, Bulgar kardeşimizden bir soru geliyor. Azerbaycan'dan soru. 3 boyutlu defeklerde tünel tekniği kullanılmaması da sıkıntı oluyor mu? Ben dediğim gibi maxilla posteriorda özellikle palatinal flebi esnetemememden dolayı içimde rahat etmiyor o şekilde sadece vestibül grefti, vestibül flebi esnetmek. O yüzden o bölgede yayınımız da var zaten. Birkaç yayından da bahsettim. O bölgede tünel tekniğini kullanıyorum. Ama mandibula posteriorda özellikle kullanılıyor bir de ekstra olarak. Ben kristal teknikte şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Lingual flebi bahsettiğim şekilde esnetirseniz vestibülde de zaten herkesin bildiği bir yöntem periostu çizip ondan sonra flebi esnetmek. Eğer bu işlemleri gerçekleştirirseniz posterior mandibula da bir sıkıntı olmuyor. Ama dediğim gibi tünel tekniğini posterior maxilla da ben de kullanıyorum. Gayet de güvenilir sonuçlar çıkıyor ortaya. Şimdi burada çok güzel bir konuya değindi arkadaşımız ve Abdullah kardeşimiz cevabı için teşekkür ediyorum. Yani tünel tekniği kullanıyor Abdullah kardeşim hocamız. Çok da başarılı evet. Fakat vertikaldan bahsediyoruz. Fakat az önce söyledim ben tren tepesinde kesiyorum ve vestibüllerde genişletme yapıyorum vertikalde. Evet. Lingual ve vestibüllerde. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü biz diyoruz tünel tekniği kullanmazsan o zaman vertikalda çıkarsak bir riskimiz var. Yara açılma riski. Evet. Değil mi hocam? Evet, onu evet. Kapatmak için de 3 boyutlu bu onu da söylemek istedim şimdi. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Biz saplı palatinal dokusunu yerleştiriyoruz. Her zaman. Saplı palatinal flap mı? Evet, her zaman o dokuyu oraya mecbur koyuyoruz, biz koyuyoruz. Hı hı. Çünkü vertikal çıkıyoruz, diyorsun en palatinadan gevşetemiyorum, çok evet. Doğru. Ama işte ikinci kapanış olsun diye benim önerim orada tünel tekniği olarak başlamak zaten Abdullah sen de bilirsin zor evet. Değil mi? Evet yani, evet. Bunun ilk başta biraz manipülasyon zor onun gerçekten. Aynen. Ama sonra 2-3 kere yaptıktan sonra alışıyorsun. Tabii. İşte ondan önce bloklarla güzel çalışmak için vertikal augmentasyon posterior veya anterior bölgede tünel yapmazsanız mutlaka iki katlı kapanış. Evet. Çünkü açılabilir, sigara içebilir, şeker hastası olabilir, her şey olabilir. Açıldığı an yaptığımız işin hepsi ya da bir kısmı kaybedebiliriz. Evet. Ya da ikinci bir cerrahi gerekebilir. Onun için ilave olarak bir saplı bağ doku. Saplı bağ dokuyu ekliyoruz. Onu da ilave etmek istedim. Çok teşekkürler hocam. Güzel bir klinik bir oldu. 30 tane soru var Instagram'da. Hepsini yetiştiremeyeceğiz. Sana ricam istersen bu soruları zaten sana yönelteceğiz. Tamam. Yönlendirdim. Ben cevap verebilirim hocam. Onunla. Harika. Bir selfie yapıyoruz seninle. Instagram'daki arkadaşlara hoşça kalın diyor. Bir 15 dakika sonra diğer konuşmacımız olacak. Görüşmek dileğiyle. Instagram'dan çıkıyoruz. Diğer arkadaşlar beğendiyseniz parmağı yukarı kaldırıyorsunuz. Alkışlar Abdullah kardeşimiz hocamız için. Teşekkür ederim. Süper sunumdu. Bekle Abdullah. Ben seninle bir selfie çekeceğim. Tabii. Sosyal medyayı patlatıyoruz. Bu arada herkes Abdullah hocanın selfiesini çekiyor ve sosyal medyayı bu güzel sunum için bize bu pandemi döneminde moral ve içimizde biliyorum çoğumuzun diş hekim olarak devam çalışma sevdası var. Evde kaldı, çıkamıyoruz, uygulayamıyoruz. O coşku arttırdığı için, inspire ettiği için bir patlatalım sosyal medya. Bunu sadece Abdullah hocamız için demiyorum, bütün hocalarımız için yapıyoruz. Hepimiz, her hocamıza teşekkürlerimizi böyle gösterelim.